Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kıymalı pide yapacağız. Tabii ki kıymalı pidenin içini biz hazırlayacağız. Fırında pişireceğiz. Hiç boşuna evde fırında pişirmeye uğraşmayın arkadaşlar. Denedim, hiç güzel olmuyor. Bizim fırınlarımız bu iş için müsait değil. Malzemelerimize bakalım. 1 kilo kıyma. Arkadaşlar, orta yağlı olsa daha güzel olur. Sırf yağsız kıyma hiç güzel olmaz. Efendime söyleyeyim, bir miktar maydanoz. Efendime söyleyeyim, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane domates. Domateslerim orta boy. İşte 8-10 tane de sivri biber. Ve bir orta boy soğanı rendeledim. Ben daha fazla soğan tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Denedim. Yani soğan tadı pek o kadar iyi olmuyor. Sevenler olabilir ama bu dediğim tarifle uygulayın. Daha güzel olduğunu göreceksiniz. Ve tuzumuz, karabiber. İsteyen acı biber atabilir. Daha değişik baharatlar atabilir. Fakat ben deniz kıyısında bir kafeterya işlettim. Bu kafeteryada fırıncım vardı. Aynen yaptığı malzemeler, koyduğu malzemeleri tarifime aldım. Başlayalım. Evet, malzemelerimizi hazırladık. Bakalım. Bu biberleri aynı benim menemen tarifinde olduğu gibi ufak ufak yapıyoruz arkadaşlar. Yani öyle kocaman kocaman yapıyorlar. Bir kere güzel olmaz. Ağza gelir, hem de biberin ufak olması demek ne kadar ufaksa o kadar kıymanın içine karışması demek. Yani her kıymanın her bölgesine karışması. Amacımız o. Domateslerimizi küp küp atıyoruz. Bir adet orta boy soğanı rendelemiştik. Onu da atıyoruz. Gene tabii ki tek kişi olarak çekiyorum. Hem yapıyorum hem çekiyorum. Kameramanım okulda. Ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 kiloya 2 yemek kaşığı tuz. 1 kilo kıyma için 1 çay kaşığı karabiber ve maydanozlarımız arkadaşlar. Bakın, maydanozları çok ufak doğramadım ve saplarından ayırdım. Birazcık işçilik yapın yani. Eğer güzel bir yemek istiyorsanız işçiliği yapın. Şunları da şöyle boşaltalım. Şimdi burada karıştırma esnasında arkadaşlar fazla sıkmayacağız. Gevşek karıştıracağız, gevşek. Öyle fazla sıkarsanız kıymalı pideden hiçbir hayır gelmez. Kıyması kalıp gibi kalır. Dağılmaz. Yani kıymanın böyle pidenin her yerine dağılması gerekiyor. Birazcık da tabii ki fırıncı ustanın özelliği. Bakın, mümkün olduğu kadar bütün parçaları şöyle elinizle ayıklayın. Güzelce karışırım dediğim gibi ama bastırmayın hiç. Havalı havalı karışırım. Evet, karışırma işlemimiz tamamlandı. Bakın, gördüğünüz gibi havalı havalı bıraktım. Yani ezmedim bu karışımı. Zaten pideci bunu hamura yayarken birazcık ezecek. Bir de siz ezip de yapıştırırsanız kalıp gibi olur arkadaşlar. Hiçbir şeye benzemez. Şimdi bunu alıyoruz. Pidecimize götürüyoruz. Pişti vakit gene görüşürüz. Evet arkadaşlar, pidemizle geldik. Pidecimizin adı Has Lezzet. Adapazarı'nda benim komşum oluyor. Gördüğünüz gibi gayet hoş ve şık bir dükkan. Fırınımızın özelliği odun fırını olması arkadaşlar.
Bu iş odun fırında olur, başka fırında olmaz. Evet, doğru abi. Evet. Evet arkadaşlar, pidecimize geldik. İsmail Usta ve Mehmet Usta'nın maharetlilerine pidelerimiz oluyor. İnşallah bir 10 dakika sonra olur mu Usta? Abi 10 dakika içinde hepsi hazır abi. Tamam arkadaşlar, İnşallah. 10 dakika sonra nefis pidelerimizi alacağız inşallah. Evet arkadaşlar, pidelerimiz çıktı. Şu anda Mehmet Usta'mız tereyağı alıyor pideleri. Usta mükemmel kızarttın ya. Harikasın Usta ya. Ellerine sağlık. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 1 kilo kıymadan 12 tane kocaman kocaman, yani bunlar 1,5'a yakın değil mi Usta? Evet. Yani 1,5 porsiyona yakın, yani 1,25 porsiyon diyebiliriz. Evet, evet. 1 kilo kıymadan 12 tane 1,25 porsiyon pide çıktı arkadaşlar. Yerken de sizle inşallah görüşeceğiz. Arkadaşlar bu arada bir hatam olmuş. Ölçüyü yanlış verdim. Tuz 2 yemek kaşığı değil, 2 tatlı kaşığı olacak. Kusurumu affedin, bunu da araya sıkıştırdım. Tabii ki pidemizden de tatacağız arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Elime sağlık. Tabii fırıncımızın da eline sağlık. Şimdi hesabı yapalım arkadaşlar. 32 lira kıyma, 36 lira pidenin hamurları ve pişirmesi, 3 lira tanesi, 12 tane pide çıktı ve 1,5 porsiyona yakın, yani nedir, 70 liraya 12, 1,5 porsiyonda ise 15 porsiyon diyelim normalde, bir pide çıktı arkadaşlar. Gayet makul ve güzel.